Dolama hastalığı nedir? Neden olur? Toplumlarda görülebilen enfeksiyonel hastalıklardan biri de dolama hastalığıdır. Etkilerini gösterdikten bir müddet sonrasında ağrılı bir şekilde gelişen dolama hastalığı, tedavi edilmediği takdirde ciddi deri hastalıklarının meydana gelmesine de neden olabilmektedir. Dolayısıyla uzmanlar dolama hastalığının belirtilerinin görülmesi durumunda vakit kaybedilmeden doktora başvurulması gerektiğinin altını çizmektedirler. Etkili olduğu anlardan itibaren günlük aktivitelerinin de olumsuz etkilenmesine neden olabilen dolama hastalığı, özellikle de ayak tırnaklarında sıkça meydana gelmektedir. Peki dolama hastalığı nedir? Neden olur? Dilerseniz makalemizin de ana konusu olan bu sorularımızın cevaplarını uzmanlardan derlediğimiz bilgiler doğrultusunda sizlere sunalım. İlk olarak dolama hastalığının genel tanımlaması hakkında sizlere bilgiler verelim. Dolama hastalığı nedir? Makalemizin giriş kısmında da belirttiğimiz üzere dolama hastalığı bir tür enfeksiyonel hastalıklardandır. Bu hastalığın meydana gelmesine bazı mantarlar, virüsler neden olmaktadır. Herhangi bir yaralanma durumuna bağlı olarak tırnak derisinde meydana gelen iltihaplanma durumu dolama adı verilmektedir. Yaralanma sonucunda yarılan tırnak kenarı derisinden giriş yapan mantar ve virüsler, deriden içeriye girdikten kısa bir süre sonrasında etkilerini göstererek bir müddet sonrasında da enfeksiyonların oluşmasına neden olmaktadır. İşte bu durumun sonucunda meydana gelen hastalığa dolama hastalığı adı verilmektedir. Belirtileri nelerdir? Dolama hastalığının tanımlaması hakkında bilgiler sunduktan sonra şimdi de başlıca belirtileri hakkında bilgiler sunalım. Dolama hastalığının bazı belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler ise şunlardır. Deride kızarıklık görülmesi, deride şişlik görülmesi, deride şişlikle birlikte ağrı görülmesi dolama hastalığının başlıca belirtileridir. Tedavisi nasıl yapılmaktadır? Dolama hastalığının tedavisinde doktor tarafından özel cihazlar sayesinde sorunlu tırnakların bir bölümü kesilerek iltihap dışarı boşaltılmaktadır. Bu sayede rahatsızlığa neden olan bakteriler tamamen yok edilerek dolama hastalığı tedavi edilmektedir. Tedavi sonrasında bazı kremlerde uygulanmaktadır. Dolama hastalığının tedavisi hakkında da bilgiler sunduktan sonra dolama hastalığı nedir, neden olur hakkındaki makalemizi burada tamamlamaktayız. Dolama hastalığının belirtilerinin görülmesi durumunda hemen doktora başvurulması gerektiğini bir kez daha hatırlatarak makalemizi tamamlamaktayız. Sağlıklı günler dileriz.